hızla geçiyor. Üçüncü kayınvalidem Türkan Sultan. Şekerim. Evet. İyi misin? İyiyim. Siz nasılsınız? Motive geldin mi? Biraz. Kirpiklerini görmediğim kadar uzun gördüm şu anda. Evet, uzaya çıkmış kirpikler. Peki, afiyet olsun. Sağ ol. Bu köfte pişmemiş mi? Bana mı öyle geldi? Senden iyi kim bilir ki onu? Aşçısın. Yok, pişmemiş. Hepsi mi aynı bilmiyorum ama. Çiğ mi? Evet. Kırmızı mı? Hiç olmamış. Peki. İçinde lahana falan var köftenin. Fark etmediysen uyarayım. Nasıl geliyor mu lezzeti? Lahanalar pişmiş mi? Lahana pişmiş ama. Püresi? Püresini lahana da tat var, lezzet aldım ondan. Güzel. Lahana köftenin içinde. Yoğururken. Ha, içinde. Hı? Sadece ben püreden tat aldım ama hiç lahana tadı alamıyorum içinde. Sen köfteyi beğenmedin. Evet, ben köfteyi beğenmedim. Evet. Ya içinde lahana olduğu için. Tamam. Diğer şey hepsine bir bakıp da aynı mı? Güzel, bunu beğendim. Bunun pişmesi de güzel. Lahanasından bunu tat alabildim. Üstünün püresi de güzel olmuş. Lahana da aldım bundan. Lahana tat alabildim yani. Tamam. Güzel. İkinci tabağı beğendik ve geride bıraktık. Üçüncü kayınvalidem, üçüncü tabağım. Bunda da tat aldım. İkinci kadar lezzet yok ama bu da iyi olmuş. Beğendim. Püresini de beğendim. İçinden lahana tadı bunu da aldım. Köftesi de iyi geldi ağzıma. Çok değil ama bunu da beğendim. Geçiyorum. Geçelim. Son tabağın Türkan Sultan. Püresi kızarmış ama içinin köftesinden hiç da çiğ pişmemiş. Bir gibi. Evet. Bu da bir gibi. Şey o yumuşaklığa mı öyle diyorsun? Yok. Onu kaçırma yok, istiyorum. Yok. Hani baktım. Pembelikte var mı? Baktım. Lezzetine baktım. Yumuşaklığından dolayı değil. Bunu pek beğenemedim. Evet. Dört tadımını da yaptın. Şimdi de puanla bakalım ne yapacaksın? Çok beğendiğim için direkt buna 5. İkinci tabak 5 puan. Buna 3. Üçüncü tabak 3 puan. 1. Dördüncü tabak 1 puan. Buna da 2. Birinci tabak 2 puan. Bu birazcık daha ondan iyi geldi. İnceliğinden, kalınlığından kaynaklanabilir. Bu biraz bir daha tık ondan... daha buna göre iyi diyorsun. Buna göre Allah iyi. Allah, gel hemen öğrenelim. 2 puancık olsun. İkidir, ikidir yani. O bir puan bile bazen işe yarayabiliyor. Hiç beğenmediğini düşünürsek 2 puan aldı bu tabak. Acaba kim? İki puancık. Bakalım senden kime gidiyor? Hazır mısın? Hazır. Hadi aç. Merve Adalı. Merve'yi görünce sen de böyle bir oldun mu? Evet, oldum. Bu yemek sadece köfte patatesden mi ibaret? Tamam. Yani lahana içinde, da var içinde lahana var. Lahanaların doğranışı. Üzerinde salça sosu var. Salça sosuna. Hayatım bak. Kaşarına. Dedim. Hiçbir şeyine bakmadınız. Nasıl bakmadım? Üstünde hiçbir kaşarı. Hiçbir şeyine. Şeyinle beraber. Neyini tadı beğendim aldım dedim. Dedi. Beğendim dedin. Hayır. Beğendim. Beğenmedim. En zaten. En çok onu beğenmedim ama bunlar da gene işi verdim. En pişmiş tabak. Hayır. En özenli pişmemiş tabak burada benimki. Bir pişmiş tabak bu var burada. Hayır, hepimizin zaten pişirme süresi aynıydı. Hepimiz sadece onu ben bilemem. Hepsinden önce koydum.
Ben de. Zaten hep Merve de koydu benimle birlikte. Onu bilememişler. Yani onun kızarıp benim kızarmaması zaten imkansız. Sen içindeki lahanaya bakmadın, sosuna bakmadın. Sadece siz köfte patates yediniz. Ben dedim sana sosu herhalde. Güzel dedim. Dikkatini çekerim. Yani sos sosun da üstündekinde sosunun sıkıntı yok. Tadına bakın. Ama patates püresinin pürüzsüzlüğüne bakın. Köfte olmamış. Nesi olmamış? Pişmemiş. Nasıl pişmesi? İmkansız pişmemesi. Çünkü ama Merveciğim. Bir şey pişmeyen bir şey ağza nasıl geliyor? Bir şey, anne bir saniye. Bir şey söyleyeceğim. Az önce ben de gittim baktım ya hani tabakları. Gerçekten seninki çiğ görünümdeydi. Olmamış, pişmemiş, çiğ. Pişmemiş, ben ona katılmıyorum. Ağzını aldın mı bildiğin. Pişmemesi imkansız. Çiğ geldikten sonra ben nasıl lezzet alabilirim? Benim ağzına çiğ geliyor herhalde Türk. Peki hatta lahanayı neden anlayamadın? Lahana bak ötekinden lahana içinden geldi ama bundan lahana da alamadım. Hayır daha güzel işte ince kıymış. Sen o tabak için dedin ki lahanası pişmiş ama köftesi pişmemiş dedin. Yani o nasıl oluyor anlamadım. O da enteresan. Yani. Ağzıma lahana tadı geldi dedim ben sadece ondan bak. Devam edelim mi açmaya? Edelim. Üçüncü tabak 3 puan. Tutar mısın kenarlarından? Bakalım kayınvalidemizden 3 puanı hangi gelin kaptı? Beğendiğimiz bir tabaktı. 3 puan alabildi sadece. Hazırsan aç Türkan Sultan. Merve Tekin kendi gelininmiş. Ne oldu Türkan Sultanım? Şey olmadı Merve. Direkt sen bu dedim. Hatice o dedim. O göz dedim ama. Şimdi hayırlı mübarek bir aydayız. Gayet güzel günler geçiriyoruz kötü günlerden sonra. Kalbini kırmak istemiyorum ama sen benim kalbimi paramparça ediyorsun böyle yaparak. Ne yapmamı bekliyordun anne daha fazla? Merveciğim bunu beğendim. O anne da güzel. Çünkü o çok ama ince bir köfte. Bak şimdi. Zaten görüyorsun görüntüde de belli. Evet kızarmış kızarmışlığına verdiğini düşünüyorum zaten. Ama benimki de kızardı. De. Benimki de gayet. Bak zaten görünüyor anneciğim. Sadece üstü Merve bak. Anne içi de pişik. Gayet güzel. Bak çünkü onu da beğendim dedim zaten bak. Bununla bu Merve Adalı'yla birlikte ilk atanlardan benim. Ya o önce attı ya ben önce attım bilmiyorum tam olarak. Ön pişirme süresini de uzun tuttum ki içine çiğ demedi ya artık köftelerde hep çiğ çiğ takılıyorsunuz diye. Özellikle de güzelce hem ön pişirmeyi yaptım hem sonra pişirmeyi yaptım. E ben senin için daha ne yapayım anne? Merve benim için bir şey yapma. Bir şey söyleyeceğim bak. Türkan teyze. En güzel bunu beğen. Bak bu senin için söylüyorum. Merve sen söylemiyor muydun? İki tabak arasında kalırsan anne birine beş, doğru birine üç ver. Ama benimkini de çok beğendi ya. Tamam ama o nereden bilebilir ki yani? Benimkini de çok beğendi. İşte hani o yüzden sana kızmak istemiyorum diye konuyu... Neden bunu yaptı? Çünkü bu ince, pişme oranı tabii ki daha fazla olacak. İnce olduğu için içine daha güzel işleyecek. Ondan dolayı ona beş verdi. Ben biliyorum çünkü kayınvalidemi. Şu an görebiliyorum ne yaptığını. Şu an sen beni darma dumanı ittin ve yani... Kayınvalidelerden Hüsniye Hanım zaten benim tabağımı çok beğenmişti. Yine aynı şekilde 3 aldım. Ya diğer kayınvalideden beğendim. Yine 3 aldım. Anne ne yapayım ben sizin için daha fazla? Sen hep 3'lerle mi gittin? Evet hep 3'lerle gittim biliyor musun? Ve az önce mesela Hüsniye Hanım çok beğenmişti benim tabağımı. Mesela. Gerçekten olmuş tabağı da yani bu yapılmazdı anne. Hazır mısın bir hediye vermeye? Hazırım. Kendi gelinin değil. Kesinlikle değil. Ah iki Merve de çıktı. Ya yeni geline ya da Hatice'ye 5 puanı verdin gitti. Hazırsak Hatice mi Olena mı? Aç da görelim. Hatice ve Olena.